Şimdi tekstil Latince'den gelen bir kelime olup elyaf adını vermiş olduğumuz ham maddenin ürün haline gelinceye kadar geçirmiş olduğu işlemler bütün olarak tekstili ifade ediyoruz. Peki elyaf nedir? Elyafı tanımlayacak olursak arkadaşlar. Elyaf nedir? Elyafı tanımlayacak olursak. Diyoruz ki elyafı tanımladığımızda gerilmeye ve kopmaya karşı belli bir mukavemet değeri olan mukavemet değeri olan birbirleri üzerine yapışabilme yeteneğine sahip yeteneğine sahip boyları enlerine göre oldukça uzun renkli ya da renksiz materyallere, renkli ya da renksiz materyallere elyaf adı verilir diyoruz. Elyaf adı verilir. Şimdi elyaf eşittir diyoruz. Lifler anlamında kullanılıyordur. Dolayısıyla elyaf liflerin çoğulunu ifade eden bir anlam. Dolayısıyla elyaf derken biz çoğuldan bahsediyoruz. Elyaflar diye bir ifadeyi kullanırsanız yanlış olur. Tamam mı? Dolayısıyla elyafın kendisi çoğulu ne yapıyor? Bünyesinde bulunduruyor. Buna dikkat edelim. Elyafı tekrar bir tanımlayacak olursak gerilme ve kopmaya karşı belli bir dayanım gösteren, mukavemet gösteren birbiri üzerine yapışabilme yeteneğine sahip boyları enlerine göre oldukça uzun renkli ya da renksiz materyalleri biz elyaf adını veriyoruz. Bu tekstile kullanılan elyaf da arkadaşlar tekstil elyafı ilerleyen konularda daha detaylı olarak anlatacağız ama iki şekilde elde ediliyor. İki şekilde elde edilmekte. Bunlardan birincisi arkadaşlar bir diyelim doğal lifler. İkincisi kimyasal lifler. Demek ki tekstil ham maddesi iki şekilde bulunuyor ya da elde ediliyor. Doğal lifler, doğada olan lifler, işte çeşitli üretim ya da yetiştirme koşullarıyla elde ettiğimiz lifler. İkinci olan kimyasal lifi ise ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsan eliyle işletme koşullarında üretiyoruz. Bu kimyasal liflerde ilerleyen derslerimize daha detaylı gireceğiz. Sınıflandırma anlamında daha detaylı gireceğiz. Yapı taşı, lifin yapı taşı doğada var ise buna biz rejenere lif diyoruz. Doğada değilse tamamen kimyasal bir takım sentezler yoluyla elde ediliyorsa buna da sentetik lif ya da yapay lif adını veriyoruz. Aynı zamanda az önce bahsettik.
tekstilden bahsederken işte iplik dedik, dokuma dedik, terbiye dedik, konfeksiyon dedik. Bu lifleri, doğal lifleri ya da kimyasal lifleri tek başına kullanabildiğimiz gibi bu lifleri karışım halinde de kullanabiliyoruz. Tamam mı? Yani bir doğal lif ile bir kimyasal lifi bir arada kullanabiliyoruz. Şimdi bu liflerin arkadaşlar tekstilde kullanılabilmesi için bazı parametrelere ihtiyacımız var. Yazalım. Bu liflerin tekstilde kullanabilmesi için bazı parametrelere, parametre nedir? Bazı parametrelere sahip olması gerekmektedir diyelim. Sahip olması gerekmekte. Özellik, kriter. Şimdi doğal liflere baktığımızda arkadaşlar, doğal liflerde bu özellik parametreler nelermiş? Birincisi uzunluk. Uzunluk. İkincisi mukavemet. Üçüncüsü incelik. Biz doğal liflerde özellikle bu üç özelliği arıyoruz arkadaşlar. Uzunluk, incelik ve mukavemet arıyoruz. Bu üç özellik lifin neyini belirliyordur? Kalitesini belirliyordur. O lifin kalitesini belirliyordur. Dolayısıyla doğal liflerde bu üç özellik. Şimdi bu doğal liflerde uzunluk, mukavemet ve incelik önemli kriterlerdir dedik. Örnekleyecek olursak pamuk lifinde bu özellik neye göre değişkenlik gösteriyor? Yetiştiği bölge, yetişme şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yün elyafında koyunun cinsine, diğer yandan koyunun bakım özelliklerine, işte beslenme ya da hastalık gibi bir durum oldu mu olmadı mı, bu özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu özellikler doğal liflerin kalite, miktar ve fiyatını belirleyen en önemli parametrelerdir diyoruz. Aynı zamanda bu parametreler, bu özellikler değişkenlik de gösteriyormuş doğal lifler açısından baktığımızda. İşte diyelim ki Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bir pamuğun uzunluk, incelik, mukavemet değerleriyle Özbekistan'da yetiştirilen bir pamuğun uzunluk, incelik, mukavemet değerleri aynı mıdır? Hayır. Yani ülke içerisinde farklı bölgelerde yetiştirilen, Ege'de yetiştirilen, Akdeniz'de yetiştirilen, Güneydoğu Anadolu'da, Iğdır bölgesinde yetiştirilen pamuğun uzunluk, incelik, mukavemet özellikleriyle dünyanın herhangi bir noktasında yetiştirilen pamuğun uzunluk, incelik, mukavemet değerleri birbirinden farklılık gösterecektir. İklim koşulları, toprak kalitesi, yetiştirildiği toprak kalitesi ve aynı zamanda tohum. Lifin kendisinden gelen o tohum özelliği de bu parametrelerde farklılıkların olduğunu göreceğiz. Şu kısma da bir şöyle bir şey yapalım. Açıklayıcı bilgi de olsun. Bu kriterler neymiş arkadaşlar? Bu özellikler değişkendir diyoruz. Değişkendir. Bu özellikler değişkendir. Liften life değişkenlik gösterebilir. Aynı lif içerisinde yetiştiği bölgeler arasında da bu değişkenlikleri ne yapabiliyormuşuz? Görebiliyormuşuz. Kimyasal liflerde arkadaşlar, kimyasal liflerde neler olabilir bu parametreleri arkadaşlar kimyasal liflerde? Şimdi kimyasal liflerde
lif kalitesini etkileyen bu parametreleri biz kendimiz belirliyoruz. Hani insan eliyle üretildiği için kimyasal lifi nerede kullanacağız? Kullanım yerine bağlı olarak o lifi elde ediyoruz. Dolayısıyla kimyasal liflerde, doğal liflerde olduğu gibi uzunluk, incelik, mukavemet gibi özellikleri ne yapmıyoruz? Aramıyoruz. Lif nerede kullanacak? Kullanım yerine bağlı olarak bu özellikleri biz life kazandırıyoruz. Hemen yazalım. Kimyasal liflerde ise kullanım özelliklerine bağlı olarak istenen life istenen özellik kazandırılır diyelim. İstenen özellik kazandırılır diyelim. Demek ki kimyasal liflerde ise böyle bir parametremiz, lif kalitesini etkileyen böyle bir parametremiz yokmuş arkadaşlar. Kimyasal life, lif insan eliyle üretildiği için bu özellikleri biz life kullanım yerine bağlı olarak bizler veriyoruz. Nerede kullanacaksak o amaç doğrultusunda olması gereken özellikleri bu life bizler kazandırmış oluyoruz. Bakınız diyor ki kimyasal lifler sentez yoluyla elde edildiklerinden özellikleri değiştirilebilir. İncelik ve mukavemetlerine ilave olarak lif uzunlukları da isteğe bağlı olarak belirlenebilir. Kimyasal lifler sonsuz filament ya da uzun bir şöyle söyleyeyim sonsuz filament olarak üretilebilir, işlenebilir diyor. Şimdi kimyasal liflerde demek ki lifin uzunluğunu, inceliğini ve mukavemetini biz kendimiz ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Şimdi kimyasal liflerde arkadaşlar bakınız burada geçtiği için söyleyeceğim. Kimyasal lifler diyor ki filament halinde üretilir diyor. Üretilir. Ama kullanım yerine bağlı olarak biz bunları belli boyda da ne yapabiliriz? Kesebiliriz. Dolayısıyla filament derken hemen açıklayalım. Bu filament neyi ifade ediyor arkadaşlar? Filament sonsuz uzunluğu ifade ediyor. Sonsuz uzunluk. Sonsuz uzunluktan kastedilen ne? Öyle değil işte. Yani orada bir sınır var. Sonsuz uzunluktan kastedilen şu arkadaşlar. Hani yaklaşık olarak söyleyeceğim 500 ila 1500 metre. Tamam mı? Aralığını ifade ediyor. Sonsuz uzunluktan kastedilen bu. 500 ila 1500 metre aralığını ifade ediyor. Yine kimyasal lifin kullanımına bağlı olarak kullanım yerine bağlı olarak filamentleri belli uzunluklarda keserek kullanabiliriz. Belli uzunluklarda keserek kullanabiliriz. Bu tür liflere yapay kesik elyaf diyoruz. Yapay kesikli elyaf adını veriyoruz. Yapay kesikli elyaf adı verilir diyoruz. Ve bu yapay kesikli bu elyaf da arkadaşlar ştapel olarak ifade ediliyor. Bu lifler
Bu lifler ştapel yapıdadır diyelim. Ştapel yapıdadır. Hemen ştapeli de tanımlayalım. Ştapel nedir? Şimdi filament sonsuz uzunluktaydı. Ştapel de ne yaptı? Belli uzunlukta. Şöyle söyleyelim. Uzunlukları santim ölçüsünde olan liflerdir diyelim. Olan liflerdir. Uzunlukları santim ölçüsünde olan liflerdir. İşte pamuğa baktığınızda pamuk lifinin uzunluğu arkadaşlar 3 santim. Yün elyafına baktığınızda yün lifinin uzunluğu 7-8 santim. Keten elyafına baktığınızda bir elyaf demetindeki uzunluk 40 santim, 80 santim arasında değişebiliyor. Demek ki hep santim ölçüsünde biz bunları ne yapıyoruz? İfade ediyormuşuz.